Ankara'dan çıktık yola. 6 günlük izni fırsat verip havaların da 22-23 derecelerde olduğu bir dönemde Karadeniz turuna gitmeye karar verdim. Şu an yolculuğumun başındayım. Akşam saatlerine doğru Çorum Alaca'da olacağım. Orada Alaca Hüyü'yü gezeceğim. Bir gece orada konaklayacağım. Yolculuğum Samsun, Ordu, Giresun. Umarım keyifli bir yolculuk olur. Kazasız belasız sağ salim gider gelirim. Akyurt 11, Çankırı 110, Kastamonu 213. Biz Kastamonu'ya gelmeden Çorum Safağan'dan döneceğiz. Hadi bakalım. Lastik hava basınçlarını kontrol ettim. 28'e düşmüş. Onları 33'e tamamladım. Şu an motosiklet daha stabil gidiyor. Bu arada da Ankara'dan çıkışı yaptık. Yol bizi bekliyor. Her şey yolunda şu anda. Hava 22 derece. Çok güzel bir hava var bugün. Yolculuk için güzel bir hava. Ancak evden birazcık geç çıktık. Bu yoldan bir kere de İskidip'e gitmiştim ben. Eski motorumla. Honda CV500F vardı. Hava sıcaktı ya, aylardan Temmuz. İlk uzun yol deneyimim oydu İskidip'e kadar. Yeşil ışıklar hep benden yana bugün. Gene de kontrolle geçelim. Yolculuk şu an keyifli gidiyor. Herhangi bir üşüme yok. Lastik hava basınçlarını kontrol ederken birazcık terledim. Sadece şu an onun serinliği var birazcık ama inşallah hasta olmam. Kadecik, Çankırı, Kastamonu. Aynen devam. Şurada duralım. Evet, telefon iyi ki bağlamışım. Bak, yoksa düşüyor telefon. Evet, şekil ağda görüldüğü gibi. İyi ki bağlamışız. Bir keresinde Ayaş'tan gelirken telefonu gene bağlamamıştım böyle. Saatte 100 km süratle telefon bir fırladı. Yolun sağ tarafına doğru sürüklendi. Sonra tekrar geri döndüm. Aldım. Allah'tan bir şey olmamış. Ne bir kırılma ne bir şey. Sadece birazcık kılıf işte hasar görmüş. O kadar olur artık. Yarım saattir yoldayım. Saat şu anda 2. 1 gibi çıktım. Yani yarım saattir yoldayım derken işte benzinlikte vakit geçirdik, oyalandık falan. Ondan dolayı, yoksa bir saattir yoldayım. Şu an yolculuk güzel gidiyor. Burası tekeri geçidiymiş. Evet, böyle manzaralar hoşuma gidiyor. Aşağıda küçük küçük köy evleri. Hemen yanında bir cami. Bu manzaralar güzel. Böyle bir yolculuğa ilk defa çıkıyorum. İnşallah alnımızın akıyla geri dönüş yaparız. Evet, Akyurt ilçe sınırından da çıktık. Güle güle.
Yolun kenarında ayva ağacı. Ama artık pörsümüşler. Düşmeye başlamışlar. Kimse de şey yapmamış, toplamamış. Yola devam. Yol kenarında ayva ağaçları. Daha demin bir yerden geçtim. Aşırı derecede sinek vardı. Vizöre vurdu bayağı bir. Yani şu an vizör birkaç tane minik sinek ölüsüyle dolu. Akşam olmadan Çorum'a varmak. Tek isteğim bu. Annelerimiz derlerdi, büyüklerimiz. Gündüzün şerri gecenin hayrından iyidir diye. Şu an yollarda birçok hayvanın ölüsüne rastladım. Gece motosiklet sürerken bu hayvanlar önümüze çıkabilir. Uzaktan fark etmeyebiliriz. Fark ettiğimizde de her şey çok geç olur. Allah korusun. Böyle devam. Güzel manzaralar var. Sağ tarafında. Evet. Böyle çekelim biraz. Burası Karaşeyh köyüymüş. Şirin küçük bir köy. Herhalde ileriden bir yerden bir yol ayrımı var. Oradan sağa döneceğiz. Burada da gösteriyor ama o yol mu bilmiyoruz. Üçtepe'yi aşalım. Ondan sonra belli olur. O yol mu değil mi? Yol biraz sıkıntılı. Bozuk. Buradan sağa döneceğiz. Çorum 134 kilometre. Oradan bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Orada. Hatta Kızılırmak suyu akıyor. Yaklaşık Çorum'a 130 kilometre yolumuz kaldı. Saatler şu anda 4'e çeyrek var. Evet, bir tane kavşağa geldik. Burası nereye gidiyor? Şimdi bakacağız, tabelaları okuyalım. Kızılırmak, Bayat, İskilip diyor. Çorum. Kızılırmak 14, Çorum. Evet, İskilip'e girmeyeceğiz. Buradan böyle döneceğiz. Birazcık değişik bir dönüş oldu ama şimdi İskilip bu tarafta kaldı. Bu tarafta kaldı. O yolu da görüyorsunuz zaten, ince uzun gidiyor. Şimdi önümüzde Kızılırmak var. O da yaklaşık 14 kilometre. Daha sonra da 130 kilometre Çorum. Bir an önce gidip Alaca'da öğretmen evini bulmak. Şu an tek derdim o. İnşallah yer vardır. Yer bulursak sıkıntı yok. Kalan zamanı oranın tarihi yerlerini gezerek değerlendirebiliriz. Sungurlu, Sulak Yurt Kırıkkale. Burası Kızılırmak herhalde. Evet. Kızılırmak ilçesine hoş geldiniz.
Lan buranın da mı kavunu düşür yoksa? Kuşlara bak. Görüyorsun değil mi? Gördün değil mi? Ho ho! Kızılırmak'tan çıkışı yaptık. Çorum'a doğru gidiyoruz. Yaklaşık 110 kilometrelik bir yolum kaldı. Yolda yağmur yağarsa diye bir tane altlı üstü yağmurluğum var. Çantalar içinde aslında bir tane pançom vardı ama onu almayı unuttum. O evde kaldı. Bir de selfie çubuğunu unuttum. O da evde kaldı. Farklı çekimler yapacaktım. Artık başka sefere